Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Paramedik Derneği ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen 4. Uluslararası Paramedik Kongresi, ambulans rallisi ve alanda kritik hastada girişimsel müdahaleler eğitimi Bodrum'da başladı. İçmeler mevkiindeki bir otelde 6'sı yurt dışından olmak üzere 25 ekibin katılımıyla başlayan organizasyon 11 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Kanada, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere dünyanın 6 ülkesinden ve Türkiye'nin 4 bir yanından organizasyona katılan ekipler ilk gün gerçekleştirilen ambulans rallisinde yeteneklerini sergiledi. Organizasyondaki kimi tatbikatlarsa gerçeğini aratmadı. Toplamda 24 yerli ve yabancı ambulans ekibi 7 farklı etapta rally kurulunun hazırladığı vaka senaryoları üzerinden müdahalelerini gerçekleştirdi. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren yerli ve yabancı ekipler tatbikat sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı. Tatbikatlar içerisinde en ilgi çekeni otobüs kazasında yaralanan kazazedelere yapılan müdahale oldu. Paramedikler otobüs içerisindeki yaralara hızlı ve doğru müdahale yapabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin vakalara müdahaleleri ise hakem heyetlerince değerlendirildi. Murat Hocam. 4. Uluslararası Paramedik Kongresi, ambulans rallisi ve alanda kritik hastada girişimsel müdahaleler eğitimi hakkında basın mensuplarına bilgiler aktaran Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin şunları söyledi. Burada tabii temel amacımız insanları yarıştırmak, ilgili birini ön plana çıkarmak değil. Burada uluslararası katılımcılarla beraber işbirliği içerisinde bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılması ve arkadaşlarımızın aile sağlık hizmetleri anlamında daha donanımlı bir sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır. Yarından itibaren de inşallah genel anlamda sağlıkla çalışan arkadaşlarımıza yönelik paramedik, afetli, sağlık memuru, doktor arkadaşlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımıza yönelik acil sağlık hizmetlerinde uygulayabilecekleri, kullanabilecekleri mevcut bilgi ve tecrübelerini bir adım daha ileri götürebilecekleri ve insanımıza daha faydalı olacak şekilde daha etkin, verimli, hızlı, kaliteli bir sağlık hizmeti vermek için birçok konu ve konuğumuz olacak. Paramedik Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Alpakan ise şöyle konuştu. Biz şimdi 4. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi etkinliğimizi Bodrum'da bir startını verdik. Ve 4.sünü düzenliyoruz. Bu gelenekselleşmesi açısından bizim için oldukça önemli bir organizasyon. Ülkemiz acil sağlık hizmetlerine oldukça katkı sunacağını düşündüğümüz bu organizasyonumuzda idarecilerimizle, üniversitelerimizle, akademisyenlerle ve meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz. Hem öncesinde rally organizasyonu, devamında da bilimsel programla 4 gün boyunca birlikte olacağız. Ambulans rallisi organizasyonumuzda toplam yerli yabancı 24 ekibin katıldığı ve 7 etapta vakalara müdahale edildiği bir organizasyon bizleri bekliyor. Bu 7 etapın içerisinde hasta taşıma etabından tutun, kritik hastaya müdahale, travma hastasına müdahale etaplarının bulunduğu farklı etaplar var. Ve burada meslektaşlarımız, yerli yabancı meslektaşlarımız bütün sahada uygulamalarını burada simüle edecekler, birebir gerçekleştirecekler. Bu açıdan oldukça önemli görüyoruz. Devamında gelecek bilimsel organizasyonumuzda, bilimsel programımızda ise yine yerli ve yabancı konuşmacılarla toplam 13 oturumda bize bilgilerini sunacaklar. Rally'nin organizasyon komitesi sorumlusu Sinan Nural ise ambulans rallisinin etapları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi. Ekiplerimiz alanda karşılaştıkları vakaları burada bir simüle ettik ve onlara müdahale edecekler. Kalbi duran hastayı yeniden canlandırma ya da işte travmalı hastaya müdahale, toplu bir kazada yapacakları hasta ayrımına kadar bütün etaplar mevcut. Nelere dikkat ediliyor bu etaplarda? Burada hayati durumu tehdit eden durumlarda önceliklere dikkat ediliyor. Yani önce nereden başlayacak, sıralama önemli, hastayı hayatta tutacak müdahaleleri seri şekilde yapması önemli. Bu rally'nin bir amacı da dünyanın diğer ülkeleri ile Türkiye'deki ekiplerin birbirini tanıması, birbirlerinin müdahalesini izlemesi ve birbirleriyle bilgi alışverişi yapması.
Organizasyona Kanada'dan katılan ekibin şefi Michel Nolan ise Türk Paramedik Derneği böyle bir organizasyonu düzenlemekle çok iyi bir iş yaptı. Uluslararası ekiplerin yarışması için güzel bir ortam oldu. Bu dünyada şimdiye kadar gördüğüm en iyi rally. Etaplar paramedikler için çok zorluydu. Paramediklerin tıbbi yeteneklerini sergilemesi ve en iyi tıbbi müdahaleyi sağlaması için çok iyi bir fırsattı.